Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'yla İstanbul'un önemli merkezlerinden Gayrettepe, metro hattıyla birbirine bağlandı. Tamamı Türk mühendislerden oluşan büyük bir ekip, 76 kilometrelik toplam ray uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun metrosunu 4 yılda tamamlamayı başardı. Saatte tek yönde yaklaşık 40 bin yolcu kapasitesi bulunan İstanbul'un 5 önemli ilçesini 9 istasyonla ve saatte 120 kilometrelik hızla birbirine bağlayan bir metro hattı inşa ettiler. Tüm bunları şehre ve doğaya zarar vermeden en gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği en yüksek seviyede tutarak tamamladılar. İstanbul tarih boyunca dünyanın en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, yüzyıllarca dünyanın merkezi konumunda bulunmuş dev bir metropol. Ülkemizin sanayi, üretim, kültür ve turizm başkenti. Dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan ve konumuyla bir köprü niteliği taşıyan İstanbul'un yeni havalimanıyla şehir merkezini birbirine bağlayan bir metro hattı. Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamı Türk mühendisler tarafından 4 yılda tamamlandı. Nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden 5 tanesi 9 istasyonla ve saatte 120 km hızla giden trenlerle birbirine bağlandı. Burası Gayrettepe. İstanbul'un hem Anadolu yakasına hem de iş ve yerleşim yerlerine en önemli bağlantı noktası. Bu noktadan İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 38 kilometrelik güzergahta 76 kilometre toplam ray uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun metro hattı inşa edildi. Peki saatte 80 bin yolcu taşıma kapasitesi olan bu dev yapıdaki mühendislik nasıl hayata geçti? İstanbul Havalimanı'na bir metro hattı gerekiyordu. Tamamı Türk mimar ve mühendislerden oluşan bir ekip, 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe istasyonundan belirlenen güzergaha doğru çalışmalara başladı. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını yapmak için birçok zorluğun üstesinden gelmeleri gerekiyordu. Dünyada ilk defa bir projede aynı anda 10 TBM kullanıldı. Konvansiyonel yöntemlerin yerine yeni yöntemler denendi. Peki hem yerleşim yerlerinin hem de İstanbul'un ormanları ve sulak alanlarının altından geçen mühendislik projesi nasıl ortaya çıktı? Mühendislerin görevi ise metro hattını tüm ihtiyaçlara karşılık verebilecek şekilde ve en doğru güzergâhtan planlamaktı. Ya İstanbul'un nüfusu 20 milyona yakın, günlük ziyaret eden insanlarla birlikte daha da artıyor. Tabii bu büyüklükteki bir kenti metro ağıyla sarmak önemli bir gereklilik değil mi? Tabii ki, yani bütün metropol şehirlerde olduğu gibi İstanbul'da da toplu ulaşımın çözümü raylı sistemde olmalı. Ana omurga bu olmalı. İstanbul Havalimanı gerçekten çok büyük ve oraya ulaşmak için metroya ihtiyaç vardı. Evet. Erişilebilirlik önemli bir gereklilik insan hayatında. Hı hı. Bildiğiniz gibi İstanbul Havalimanı İstanbul'un genel oturum, yerleşim arazisinin bir miktar kuzeyinde. Hı hı. Doğru nokta olarak bulunan yeni İstanbul Havalimanı'nın konumu bu defa yeni bir gerekliliği gösteriyor. Hı hı. İnsanlar buraya hızlı, dakik, güvenli olarak erişmeli. Bu metro hattı güzergahı hem vardığı konum hem de geçtiği ilçeler nedeniyle oldukça önem taşımakta. Dünyanın her yerinden havalimanına ulaşmak isteyen yolcuların yanında bu bölgelerde yaşayan insanların da bu hattı kullanacağı düşünüldüğünde önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Biz çok sayıda insana hitap eden bir noktadan yolcuyu alalım. Gayrettepe'den yolcumuzu aldıktan sonra Kağıthane'nin merkezinden, en yoğun yerleşimden ve diğer bir metro ile entegre olacak şekilde bir lokasyon belirledik. Sonra bulunduğumuz Hastal istasyonu, burası da çok sayıda sirkülasyonu olan, arkasında üniversite inşaatının devam ettiği, gelecekte birçok yolculuk ihtiyacını doğuracak bir nokta olarak ortaya çıkmıştı. Metro yer altından devam etti. Devam ederken de Kemerburgaz ve Göktürk iki yolculuk çekim merkezi olarak ortaya çıkmıştı. Hı hı. Bir sonrasında İhsaniye'yi bulduktan sonra havalimanına ulaştık. Bu metro hattı 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olmasıyla beraber seyahat alışkanlıklarını değiştirecek bir ulaşım alternatifi ve konforu sunuyor. Hızlı bir metro, dolayısıyla İstanbul'da artık
kilometreler ya da plandaki uzunluklar değil, raylı sistemdeki karşı gelen dakikalar ölçülerek planlar yapılacak. Gündelik hayatın planlarını değiştirecek, konforunu iyileştirecek bir yönde var bu projemizin. Hattın başlangıç istasyonu Gayrettepe durağının şehrin iş merkezi olmasının yanında Kağıthane gibi büyük nüfusu barındıran bir ilçeden ve Kemerburgaz ve Göktürk gibi iki gelişmekte olan bölgeden geçmesi şehrin ulaşım ağına önemli bir katkı sunacaktı. Bu güzergahtan bir metro hattı geçirmek kağıt üzerinde harikaydı. Ancak bunun için yer altında ve üstünde ciddi bir planlama ve organizasyon gerekiyordu. Hem şehrin altından hem de su altı kaynakları ve ormanların altından geçen proje en ince detayına kadar ustalıkla planlanmalıydı. Bu yüzden yöneticiler tüm güzergaha yer üstünde ve altında hakim olmalıydı. Planlamayı nasıl yaptınız? Yani dünya standartlarında böylesine büyük bir metro nasıl planlanır? Tabii bu ölçekteki büyük projeler ülkemiz açısından da çok kıymetli ve değerli. Hı hı. Planlamalar da en önemli parçası bu projelerin. Hı hı. Biz de bakanlık olarak bu projeleri planlarken gayet titiz ve ince bir araştırma yapıyoruz. Mühendisler öncelikle şehrin 1000 ve 5000'lik planlarının üzerine oturduğu 100.000 ölçekli haritalardan başlayarak çalışmalar yaptı. Ulaşım master planlarının üzerine hattın güzergahını oturtturmak için detaylı koridor analizi gerçekleştirdiler. İstasyon yerleri buna göre belirleniyor. Hat güzergahı buna göre belirleniyor. Geoteknik araştırmalar yapılıyor. Daha sonra bu geoteknik araştırmalar jeolojik, jeofizik ve sismik araştırmalar şeklinde devam ediyor. Çevreye olan etkimizi en aza indirebilmek için çevre etki değerlendirme raporu dediğimiz ÇED raporumuzu hazırlıyoruz. Şehre su sağlayan su kaynaklarına hiçbir sıkıntı vermeden, yeşil alanlara çok az dokunarak metromuzu planladık. Bu büyük proje için ciddi bir altyapı bilgisi gerekiyor. Yani bu bilgilere ulaşmak için ne gibi yöntemler kullanıldı? Tabii çok büyük ve multidisipliner bir proje bizim projemiz. Bütün mühendislik birimlerini ve bilimlerini ilgilendiriyor. Öncelikli olarak zemin araştırmalarından başlıyoruz projelerimizi üretmeye. Jeolojik, jeofizik ve sismik zemin araştırmalarımızı yapıyoruz. Bu araştırmaların tamamı Türk mühendisler tarafından ve yerli yazılımlarla gerçekleştirildi. Sonuçlar projenin en verimli şekilde planlanması için özenle analiz edildi. Jeolojik ve jeofizik araştırmalarımızı geoteknik araştırmaların üzerine bina ediyoruz. Geoteknik araştırmalarımızdan sonra da bütün bu elde ettiğimiz verileri inşaat mühendislerimize teslim ediyoruz. Gene yerli mühendislerimiz de bütün bu tünel yapılarını ve istasyonların statik yapılarını çözdük. Daha sonra çözülen bu statik yapılar ve mimari gruplarımıza teslim ediliyor. Mimari gruplarımız da şehrin bulunduğu o bölgenin özelliklerine de dikkat ederek çevreye saygılı, çevreye duyarlı ve tarihi kültürümüzü de yansıtan, aynı zamanda projenin güzergahını da içerisinde barındıran mimari öğelerle projelerimizi süslüyorlar ve projeyi tamamlıyorlar. Proje şehre ve doğaya en uyumlu olacak şekilde son teknoloji yöntemlerle elde edilen veriler eşliğinde planlandı. Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birine ulaşacak en uzun metro hattının projesi en ince detayına kadar tasarlanmalıydı. Bu noktada mimarlar kullanım pratiklerinin yanında estetik kaygıları da ön planda tutmalıydı. Günde 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı yolcuyu taşıyacak bu hattın istasyon ve tünel kısımlarının, yani görünen ve görünmeyenin entegrasyonu nasıl sağlanacaktı? Mimarların 9 istasyonlu ve 76 kilometrelik toplam ray uzunluklu metro hattı ve yapılarını kusursuz bir şekilde planlamaları gerekiyordu. Türkiye'de 800 kilometrenin üzerinde kent içi ray sistemi var. Bu ray hattı tek başına bu toplamın yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Evet, doğru. Biz aynı anda 69 kilometrelik bir metro yapıyoruz delme tünel tekniğiyle. Yani Türkiye'deki delme tünel tekniğiyle yapılanları dikkate aldığımızda aslında %15'e yaklaşıyor. Aynı bir anda Türkiye'deki tüm metroların %15'ini burada yapıyoruz diyebiliriz. 69 kilometre bir metro çok büyük bir organizasyon. Aynı bir anda onlarca noktada çalışıyorsunuz.
7000'in üzerinde insan, hepsi aynı amaçla tam senkronize çalışmak zorunda. Sırf bu kısmı bile büyük iş, mega proje, büyük zorluklar anlamına geliyor. Bu metro projesi birçok açıdan dev yapı niteliği taşıyor. Mücadele edilmesi gereken en büyük zorluklardan biri güzergah üzerindeki farklı tiplerdeki zemin yapısı. Metro yer altından giderken varmak istediğiniz noktalar kimi yerde çok derin, kimi yerde çok sığ. Çok sığdan geçmek istemezsiniz, çok derinden geçmek istemezsiniz. Ama Zincirlikuyu'da örneğin 72 metre derinde olmak durumundasınız. Ya da başka istasyonlarımızda 25-30 metre. Zemin çok sert olursa dinamitle patlatarak ancak kırabileceğiniz bir zemin oluyor. Ya da tam tersi, dokunduğunuzda balçık gibi üzerinize gelen göçme eğiliminde zeminler anlamına geliyor. Tam bu bölgede işte yumuşak zemin, zayıf zemin ciddi bir problem. Metro hattı İstanbul'un en büyük su kaynaklarının altından geçiyordu. Hem bu kaynağa zarar vermemek hem de göçük oluşumunu engellemek için çok çeşitli zemin uygulamaları yapıldı. Suyun etkisinden korunarak tünel açmak için belki tekniğimizi her lokasyonda farklılaştırdık. Hiçbir bölümde yaptığımız tünel tekniği diğerinin aynısı değildi diyebilirim. Bazı bölgelerde güzergahı yeniden değerlendirdik. Bazı bölgelerde zemini iyileştirdik. Hattın 9 istasyonu bulundukları konumlar nedeniyle farklı niteliklere sahip yapılar. Dolayısıyla en ince detayına kadar tasarlanmalıydılar. Burada gördüğünüz gibi bu istasyon dikdörtgen kabaca şeklinde bir yapı yer altında oluşturduğumuz ama Gayrettepe'de 30 metre çapında 70 metre derinliğinde bir silindire dönüştürdük. İstasyonun kendisi tamamen bir silindir. Yolcularımız da bindikleri zaman bunu deneyimleyecekler. Dolayısıyla metro istasyonu fabrikasyon bir ürün değil, adeta terzi işi. Bu yüzden biz burada her bir istasyonda farklı bir deneyimle, farklı bir zorlukla, sorunla karşı karşıya kalıp aslında her bir istasyonda yeniden metro ürettik. Bu dev yapıda istasyon aralıkları ortalama 1000-1500 metre durak mesafeli metrolardan çok daha fazla uzunluktaydı. Öyle ki projede 10 kilometre aralıklı istasyonlar dahi bulunuyordu. Mimari projenin de buna göre geliştirilmesi gerekliydi. Metronun ihtiyaç duyduğu enerji için ve diğer lojistik, teknik gerekleri için yolcularımızın görmediği ara noktalarda ekstra işlerimiz oldu. Bu bir ormanın kenarı, bu bir yolun kenarı, bu bir kullanılmayan arazi ama istasyonlarımızın yarısı kadar diyebilirim ki ekstra metronun ara mesafeleri uzun, hızı yüksek olması sebebiyle bu metroya mahsus özel lojistik destek, enerji desteği, yangın emniyetini sağlayan noktalar gibi ekstra durumları oldu. Bunları çözümlemek de bu metroyu diğerlerinden ayrı kılan özelliklerdendir diyebilirim. 120 kilometrelik hızıyla bu metro projesi Türkiye'nin en hızlı metro projesi. Bunun için hızlı trenlerde uygulanan ve yüksek hızlarda yolcu konforu sağlayan özel ray altı kaplaması kullanıldı. 5 metrelik panelleri alıp birbirine birleştirerek rayları bunlara montajladık. Yani ray imalatını yerinde değil aslında fabrikada yapıp burada Lego gibi birleştirdik. Yani metronun gittiğini, yürüdüğünü çok hissetmeyeceksiniz. En fazla durduğunda hissedeceksiniz ama iki durak arası bu diyebilirim ki Türkiye'nin en konforlu, en titreşimsiz, en sarsıntısız metrosu olacaktır. Bunun da sebebi işte burada uyguladığımız farklı bir ray altı betonu sisteminin seçilmesi sebebidir. Bir iç mimar olarak gerçekten detaylar çok ilgimi çekti. Duyduğum kadarıyla konsept tasarımı size aitmiş. Evet. Şimdi metronun tüneli, kazısı, kaba inşaatı, elektriği, mekaniği bunlar çok önemli özel mühendislik konuları. Ama yolcuya hitap eden kısmı turnikeden geçip trene binene kadar ki bölümü bu konsept, bu mimari dış görünüşü. Yeni bir metro öncekinin tekrarı olmasın. Her bir metronun kendine özgü karakteri olsun. Buraya sadece metroya değil uçağa da geçiş noktası olarak kullandığı bir araç gibi göstermekle ilgili şeyler düşündüm. Tabii birer uçak, gerçek uçak figürleri değil ama
kağıttan uçak yapalım dedim, üçgenlerden. Evet. Bu uçaklar irili ufaklı olsun ama aynı zamanda bir yıldızlar, gökyüzü hissi versin. Gördüğünüz gibi ışıklar yanıp sönüyor, değişik evet. renkler. Yeraltı sıkıcı bir ortamdır. Bu sıkıcılıktan da kurtaralım. Dolayısıyla havalimanı metrosuna gelen insan adeta uçağa biniyor gibi, havalimanına geldiği gibi bir hissiyata kavuşsun. Hı hı. Geçiş yollarımıza diğer metrolardan farklı körük hissi verecek, görüntü verecek ilavelerimiz oldu. İşte bunun yanı sıra aşağıda peron katında yine uçağın kabininin hissini veren bir yaklaşımımız oldu. Koltukları yani yolcularımızın beklerken kullandığı oturakları da biraz uçak koltuğuna benzettik. Yani metroya mı biniyorsunuz, uçağa mı biniyorsunuz, biraz bunları mix etmeye çalıştık. Proje en ince ayrıntısına kadar planlanmıştı. Ancak sahada başlarında deneyimli mühendislerin bulunduğu bir ekip gerekli ön çalışmayı yapmaktaydı. Belirlenen zaman ve bütçede gerekli ekip ve ekipmanın belirlenmesi ve temini, projenin başlangıcı ve sorunsuz ilerlemesi için en önemli konuydu. Hattın güzergahı ve projesi belliydi ancak burada çalışacak binlerce insanın iş planı, ekiplerin ve kullanacakları ekipmanların belirlenmesi ve tedarik edilmesi gerekiyordu. Bu metro hattının inşası büyük bir organizasyon ürünü. Ve bu organizasyonu yapmak için daha önce büyük projeler yönetmiş bir mühendis ekibi bir araya geldi. Bu uzunluktaki metro hattını inşa etmek için mükemmel bir takım çalışması yapmak gerekiyor. Ve farklı ekipler birbirlerine uyum içerisinde çalışmalı. Kesinlikle çok doğru. Burası Türkiye'nin en büyük metrosu. Dünyanın sayılı büyük projelerinden bir tanesi. Bugüne kadar 24 bin kişi bu proje için emek verdi. Projenin en kalabalık anında 5500 kişi eş zamanlı aynı anda sırt sırta burada çalıştı. Dolayısıyla bu kadar farklı disiplindeki bu kadar kalabalık insanların koordinasyonu, idamesi bu işin belki en zor noktalarından bir tanesiydi. Bu proje 5 yıla yayılan çok büyük ölçekli bir proje. Bu sürecin çok fazla detayı olmalı. Haklısınız. Proje ölçeği itibariyle pek çok enleri aslında içinde barındırıyor. Burası Türkiye'nin en hızlı metrosu. 72 metre ile Gayrettepe İstasyonu Türkiye'nin en derin istasyonu. 38 kilometre ile Türkiye'nin en uzun metro hattı. Dolayısıyla bunlar bizim bazı enlerimiz. Bu dev yapının bunun gibi pek çok enleri var. Bunu sağlamak içinse pek çok ilki denemek ve başarmak gerekiyordu. 220 bin ton çelik ve demir donatı işlenmiş bu projede. 5,5 milyon metreküp kazı yapılmış. Yaklaşık 7 bin kilometre kablo çekilmiş. Bu neredeyse İstanbul'dan Pekin'e kadar bir yolu ifade ediyor. Bunun yanında 25,5 milyon adam saati ulaşıldı bu projede. Çok yüksek bir rakam. Projede 158 kilometre ray döşendi. 2 yılda 70 kilometre tünel kazısı yapıldı. 8 ayda 65 kilometre pay döşendi. Projenin yine ilklerinden diyebileceğimiz ilk kez metro hatlarında akıllı tünel konsepti adı altında tüneller arası bağlantı tünellerine alternatif olarak geliştirilen bir sistem burada devreye alınacak. İlk kez bir metro projesinin sinyalizasyon sistemi yerli ve milli bir firma tarafından yapıldı. Bu ülkemizin insan kaynağı potansiyeli için oldukça önemli. Büyüklükteki projeler ülkemizdeki genç mühendis ve genç teknik adamların yetişmesi için de oldukça önemli. Kesinlikle. Projemizde bugüne dek 1000'e yakın mühendis ve teknik personel görev aldı. Bu insanların pek çoğu da gençti ve İlk kez bir metro projesini burada gördüler. Geldiğimiz gün itibariyle bu arkadaşlarımız artık bu işlerde deneyim kazanarak kariyerlerinin devamında başka projelerde görev alacak donanıma ulaştılar. Bu da ülkemiz için önemli. Sonuçta 76 kilometre yer altında uzun bir iş yapıyorsunuz. Ve öngöremediğiniz pek çok şeyle karşılaşma olasılığınızın yüksek olduğu bir durum. Biz de yol boyunca benzer öngörülemeyen sorunlarla karşılaştık. Ne mutlu ki bu genç ülkemizin yetiştirdiği mühendis kadroları, teknik kadrolar bu sorunlara çözüm üretme becerisini gösterebildi. Proje için kağıt üzerinde her şey hazırdı ancak daha önce bu uzunlukta ve bu derinlikte bir metro hattı inşa edilmemişti. Ayrıca coğrafi anlamda tünelin içerisinde pek çok zorluk vardı ve mühendislerin bu zorluklar karşısında çözümler üretmeleri gerekiyordu. Mühendisler Türkiye'de bir ilke imza atacaklarının farkındaydılar.
Bu sebeple projede hataya yer yoktu. Baktığımızda standart bir metro projesi gibi gözüken Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı özellikleriyle, ilkleri ve enleriyle diğer metro projelerinden ayrılıyor. Tabii bu projeye başlarken şehrin içerisinde açmanız gereken tüneller vardı. Bunlar oldukça zor olmalı. Evet, doğru. 2017 yılının sonlarına doğru başlayan bir proje. Hı hı. Standart metro projelerinden ayrılmasındaki en büyük özellik eş zamanlı olarak 10 TBM'in çalışmış olduğu 37,5 kilometrenin tek seferde yapıldığı bir proje. Standart metro projeleri normalde 10-15 kilometre olurken bu proje 37,5 kilometre olarak dizayn edilmiş. Neredeyse 3 metro projesi büyüklüğünde bir proje. Hı hı. Projede 9 adet istasyon var. Bunlardan 8'i aç kapa istasyon. Bir tanesi bizim Gayrettepe merkezde metrobüs duraklarının tam yanında 72 metre derinliğinde bir şaft istasyon. Hı hı. 30 metre çapında bir istasyonumuz bu istasyon. Burada tünel inşaat aşamasında 4 farklı projeden temin ettiğimiz 10 TBM ile 68 kilometre bir hattı 2 yıl gibi çok kısa bir sürede tamamladık. Mühendislerin 68 kilometrelik metro tünelini 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamasını sağlayan faktörler vardı. Bunlardan en önemlilerinden biri projede bantlı sistem denilen konveyörlü sistem kullanılmasıydı. Tüm ekipmanlar, segmentler ve precast betonlar bu sistemle alana taşınırken oluşan hafriyat da böylece dışarı atıldı. Bu sistem mühendislerin işini kolaylaştırsa da bu dev projenin tünel açma aşamasında pek çok zorluk yaşandı. Mühendisler bu zorluklara daha önce denenmemiş yöntemlerle çözümler üretti. Bu tünel aşamasını tamamlarken yeraltı sularıyla karşılaştık. Hı hı. Ciddi sıkıntılar yaşadık. Yeraltı suyunun 4 bar 5 bar basınca denk geldiği Kemerburgaz istasyondan Hastal istasyona ulaşırken yaklaşık yerin 80 metre altında 4-5 barlık bir su basıncına denk geldik. Burada makinenin üzerinde bulunan kesici ekipmanların değişmesi gerekiyor. Sürekli bakım yapıyoruz buralarda. Fakat bu bakımları yapamadık. Profesyonel bir dalgıç ekibiyle anlaştık. Onlar burada tüpsüz dalış dediğimiz buradaki mevcut basıncı, su basıncını iteleyerek, kompresörlerle hava üreterek bu odacığı boşaltarak çalışır hale getirdik burayı. 16 kişilik bir ekip, ikişer kişi halinde operasyona giriyorlar. 45 gün gibi kısa bir sürede bu operasyonu tamamladık. Daha sonra yaklaşık 30-40 metre ileride bir kaya bölgesine geldik. Bu kaya bölgesinde TBM'in bu kesici ekipmanları tamamen değişti. Bakımları tamamlandı ve hastal istasyona ulaşabildik. Anladığım kadarıyla tünel açmak için iki tane yöntem var. Bir tanesi geleneksel kazma yöntemi, bir diğeri ise TBM. Evet, doğru. TBM yöntemiyle geleneksel yöntemin ayrılmasındaki en büyük faktör TBM'lerin hızı. Hı hı. TBM'ler yürüyen bir fabrika gibi düşünün. Hı hı. Bu fabrikada her türlü ekipman var ve az önce de bahsettiğim konvansiyonel bantlı sistemle hiç durmadan çıkan hafriyat dışarıya hızlı bir şekilde taşınıyor. Hı hı. Natım tünelde ise zaman zaman patlatma kullanılıyor. Hı hı. Zaman zaman da normal ekskavatörlerle kazı yöntemiyle kazılıyor. Fakat kazı bittikten sonra orada bir kaplama metodu yapılıyor. Hı hı. Tüneller kaplanıyor. Ve bunların hepsi bir uzun bir süreç alıyor. Bunda ise segment dediğimiz hazır prekastlar, bunlar dışarıda fabrikada üretiliyor ve içeriye kısa sürede naklediliyor ve erektör dediğimiz bir robot yöntemiyle montajı yapılıyor. Bu ne demek? Hem kazıyorsunuz hem montajını yapıyorsunuz demek ve bittiğinde temiz, bitmiş bir tünele sahip oluyorsunuz. Üzerinde yürümüş olduğumuz tünel TBM makinesi tarafından açıldı. Evet, doğru. Tünel makineleriyle kazdık. TBM makineleriyle buralarda kazı yaparken inanılmaz zorluklarla karşılaştık. Hı hı. Bunlardan bir tanesinden bahsedeyim. Kağıthane yönünden Gayrettepe yönüne kazarken yerin 1,5-2 kilometre içerisinde 90 metre derinlikte trakyo formasyonu dediğimiz zeminin çatlaklı, kırılgan olduğu bir noktada TBM makinesi sıkıştı. Makine sıkıştığında biz teker teker bazı metotlar geliştirdik. Hı hı. İlk etapta makinenin üzerinde bulunan özel portlardan bentonitli bir karışım bastık. Bu karışımı basmamızdaki amaç zemin ile metalin arasındaki sürtünmeyi azaltıp TBM'i itiklemekti. Fakat hiçbir işe yaramadı. Hazırlanan kimyasal karışım uygulandı ancak sıkışan TBM'in yolunda ilerlemesini sağlayamayınca ekip yöntem değiştirdi. Önce tam sıkışma noktasını tespit ettiler ve 14 farklı noktadan sıkışan bölgeye polimer ve su karışımı yeni bir sıvı gönderdiler. İlerleme için gerekli kaygan ortam sağlanmıştı. Ama bu sefer de TBM'in gücü yeterli değildi. Makinenin gücü yetmeyince mevcut olan makinenin itme gücüne ek olarak
takviye büyüç planladık. Bunu dışarıdan hazırlattığımız pistonlarla belli noktalara oturtarak, yerleştirerek bu noktalardan tekrar itmeye başladık. Tabii bu şekilde itmeye başlayınca makinenin üzerine ekstradan 18 bin kilonewton gibi bir yük verince makine ufak ufak hareket etmeye başladı ve o noktadan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladık. TBM 38 bin kilonewton kuvvetle tekrar görevine döndü ve segmentleri tek tek yerleştirmeye başladı. 6 metre 60 santim kazı çapıyla toplam 68.282 metre tünel açılması gerekiyordu. Böylece bu uzun hattı tamamlamak için bir TBM ile 64.5 metre 43 ring kazı yapılarak günlük kazı rekoru kırıldı. Bu zemin koşulları aynı şekilde devam ettiği için biz sadece Kağıthane'den Gayrettepe yönüne doğru 3 kez bunu yaşadık. Ve yaklaşık 12-13 gün kadar bir kaybımız oldu. Ama sonrasında makine hızlandığı için yönünden de sapmadan hızlı bir şekilde hedefe ulaştı ve başarıyla tamamladık. Bu projede karşılaşılan zorluklara mühendisler kendi çözümlerini buldular. Aynı anda 10 TBM kullanılması bakımından dünyada bir ilk olan metro hattı tünelini sorunsuz olarak tamamladılar. Mühendisler Türkiye'nin en uzun metro ray hattını daha önce denenmemiş bir yöntemle inşa ettiler. Burası saatte 120 kilometrelik hızla Türkiye'nin en hızlı metrosu. Bu hızın en önemli faktörlerinden biri de ray hattı. Ve öyle bir tasarım yapmanız gerekiyordu ki hem sağlam, hem güvenli, hem de treni sallamayacak kadar konforlu olmalıydı. Biz de tam bu yüzden geleneksel sistemleri bir kenara bırakarak yeni bir sistem çözümüne gittik. Tünel içerisindeki kullanılacak beton miktarını minimuma indirerek yer üstünde fabrika ortamında üretilen malzemeleri getirip tünelin içerisine koyabileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız vardı. Türkiye'deki daha önce metrolarda uygulanmamış olan bir sistem olan prekast panelleri geliştirdik. Bu da bize yer üzerinde hazırlık yaparak işlerimize başlamamız için süre tanıdı. Bu tasarımın tamamı Türkiye'nin en iyi mühendisleri tarafından yapıldı. Bunun için bilimden ve en yeni teknolojik imkanlardan yararlanıldı. Metro inşaatlarında alışılagelmiş hızların dışında yüksek hızlara dayanabilecek kapasitede ve dar alanlarda, zor koşullarda montaj yapabilecek bir ürüne ihtiyacımız vardı. Prekast panellerin üretiminde gökdelen inşaatlarında kullanılan C50 sınıfı beton kullandık. Tabii dayanımın bir yandan da test edilmesi gerekiyordu. 3 dakikada bir içinde binlerce insanı taşıyan trenler bu panellerin üzerinden geçecekti. Kesinlikle. Dolayısıyla çok büyük bir kuvvet ve titreşim söz konusu olacaktı. Bunu şansa bırakamazdık. Prekast paneller uluslararası şartnamelere uygun şekilde yüzden fazla durum için bilgisayarlar tarafından test edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliğiyle 3 milyon tekrarlı birebir ölçekli sistem testleri gerçekleştirildi. Bu dünyada bir ilkti. Artık sahaya inmek için hiçbir engel kalmamıştı. 3 milyon tekrarlı test nasıl yapılıyor? 3 milyon tekrarlı test şöyle yapılıyor. Ürettiğimiz prekast panelleri üzerine bağlantı elemanları ve raylarını koyarak üniversitede bir teste tabi tutuyoruz. Birebir ölçekli test. Birebir ölçekli. Bu test rayın üzerine tren geçişini simüle eden 3 milyon kere bir yük uyguluyor. Ve buradan biz hem dayanım hem titreşim sonuçlarına göre sistemin raporunu alıyoruz. Burada kullanılan bütün prekastlar için ayrı ayrı bu test yapılıyor mu? Hayır. Sadece bir tanesi için yapılıp baz alınarak, oradaki veriler baz alınarak sistemin genelinde minimum değer olarak kabul ediliyor ve sistemin tamamı bu değerlere göre üretiliyor. Rayların döşemesi bittikten sonra bütünlük sağlamak için kaynak yapılması gerekiyordu. Bu projede tam 8500 adet ray kaynak noktası bulunuyordu. Şimdi bir rayın uzunluğu 18 metre ve 76 kilometre toplam ray uzunluğumuz var. Bu rayları ne kadar sağlam yaparsanız yapın, birleşim noktalarında eğer herhangi bir hata yaparsanız bu işlemin hiçbir anlamı kalmıyor. Peki bu kaynak noktalarının sağlamlığından nasıl emin oluyorsunuz? Bu kaynakların sağlamlık testlerini iki metotla test ediyoruz. Birincisi ultrasonik test dediğimiz ses dalgaları vererek geri dönüşü okuyan bir cihaz var. Boş olursa bu durumda istediğimiz veriyi alamıyoruz ve kaynağın hatalı olduğunu anlıyoruz. İkinci bir metot ise kaynaktaki çatlak veya herhangi bir kusuru ortaya çıkarabilecek ufak voltajda verilen elektriğin üzerine demir parçaları püskürtüyoruz. Bu durumda demir parçaları elektriğin de enerjisiyle çatlak olan bölgeye, kusurlu olan bölgeye toplanıyor.
Eğer böyle bir durum yoksa kaynağımızın sağlam olduğunu düşünüyor ve notumuzu o şekilde hazırlıyoruz. Her bir kaynak için bu test yapılıyor. 8500 adet kaynağımız var ve her bir kaynak noktası için bu iki testi yaptık. Hem paneller hem de ray bağlantı noktaları defalarca test edildi. Ve evrensel standartlara uygun, dayanıklı ve güvenli olduğu saptandı. Ancak kalite kontrol süreci bununla sınırlı değildi. Birçok parametreyi birçok farklı yöntemle test ediyoruz. Beton için yaptığımız kırılım sonuçları var. Her gün dökülen betonlardan numuneler alınarak 7. ve 28. günde pres yardımıyla kırılıyor ve çıkan değerler betonun uygun olup olmadığını bize söylüyor. Ayrıca tüm sistemin kotunda ve ekseninde yani yerinde olması gerekli. Bu bir sistem olduğu için bu çok önemli bir husus. Bunun için de harita mühendislerinin başında olduğu, teknikerlerin içinde olduğu yaklaşık 100 kişilik bir ekiple tüm sistemin başlangıçta imalatından, daha sonrasında kontrol ve en sonrasında ikinci bir kontrol olacak şekilde bütün sistemi kontrol ediyoruz. Burası rayların en önemli noktalarından biri olan makas hattı. Makaslar demiryolu hatlarında trenlerin hat değiştirmesinde kullanılır. İşletme altında ihtiyaca göre iki hattan birine trenler yönlendirerek işletme buradan yapılır. Makas 3 bölümden oluşur. Makas dili, makas göbeği ve makasın bitiş noktası. Bu makas tam noktasında olmalı ki sistemin ölçüm ve eksen değerleri yerinde olsun. Bunları koyduğunuz zaman sistemin bütünlüğünü rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Yerüstü organizasyonları tamamladınız ve sorunları çözdünüz. Ardından da üretime başladınız. Evet, yerüstü organizasyonlarımızı tamamlamıştık. Fakat yer altında, tünellerde bizi bekleyen bir sorun daha vardı. Yer üstünde üretilen panellerin tüneller içerisinde yerine götürülüp konması gerekiyordu. Tünellerimiz çok dar ve kilometrelerce devam eden mesafelere sahipler. Bunun için bize bir kamyon, bir de vinç gerekliydi. Normal piyasadaki kullanılan vinçler bizim hızımıza yetişebilecek kapasitede değillerdi. Kamyon ve vinci aynı anda tünelde kullanmak ise fiziki açıdan mümkün değildi. Tünel içinde beton blokları taşıyacak araçlara ihtiyaç vardı. Mevcut araçlar yeteri kadar hızlı değildi. Makine mühendisleri hem önden hem de arkadan sürülebilen çift taraflı hareket kabiliyetine sahip araçlar tasarladı. 76 kilometre ray döşeme işi, 43 tane demiryolu makası, 110 bin metreküp beton, 9 bin ton grout ve 17.650 tane prefabrik panel döşeme işimiz vardı. 110 bin metreküp beton ile 70 metrekare büyüklüğünde yaklaşık 4.100 adet daire inşaatı yapılabilirdi. Kullandığımız grout için size bir örnek veremiyorum. Fakat fayans yapıştırıcısından size bir örnek verebilirim. Kullandığımız 9.000 ton grout ile yaklaşık 2.150.000 metrekare fayans yapıştırma işi gerçekleştirebilirdi. Bu dev yapıda betonun sahaya ulaşması için 18.300 sefer yapıldı. Grout'ların nakliyesi için tırlarla 375 tur yapıldı. Ve tüm bu malzemelerin yerin 70 metre altına indirilmesi için vinçlerle 10.000 sefer kaldırma ve indirme operasyonu gerçekleştirildi. Ortalama ağırlıkları 18 ton olan iş makineleri için 1.200 sefer lifting yapıldı. Mesela ben kendi aracımla bu proje boyunca dünya çevresini 1.5 kere dolanacak kadar yol kat etmişim. Düşünün ki benim gibi binlerce çalışan var. Yerüstü organizasyonlarımızda yaklaşık 1.5 milyon kilometre yol kat edilmiş. Bu mesafeyle ülkemizi 750 sefer baştan sona kat edebilirdik. Bu mesafenin yaklaşık 2.5-3 katı kadarı da yer altında yapıldı. Yani işin en zor kısmı tünellerde çalışmak. Evet, haklısınız. Şöyle düşünün. Yerin 45-50 metre ortalama derinliklerinde çapı 9 ila 12 metre olan elips şeklindeki şaftlarla tünele iniyorduk. Tüm malzemelerimizi, makinelerimizi bu şaftlar vasıtasıyla yer altına indirip işlerimize devam ediyorduk. Ve tünelde sadece bir tane araç olabiliyordu. Dediğiniz gibi gerçekten tünellerde çalışmak çok zor. Ray hattı başarıyla tamamlandı. Artık trenlerin raylara inmesi ve gerekli testlerin yapılması için her şey hazırdı. Trenler dünya standartlarında ve son teknolojik altyapıyla tasarlandılar. Bu ray imalat yönteminin ilk defa metro hattında kullanılması ve tamamlanması gerçekten büyük bir başarı. Peki bu ray üzerinde hareket edecek trenlerin teknik özellikleri nasıl olmalı? Tolga Bey, şu anda bu hat üzerinde çalışacak olan trenlerin sürücü kabininde yer alıyoruz. Evet.
operasyon sürücüler tarafından bu kabin içerisinde yürütülüyor. Ve bu trenlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi, en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi, normal metro işletmelerinde 80 kilometredir hız ama bizim bu trenlerimizde 120 kilometre. Biz test ve devreye almaya çalışmalarında 140 kilometre saat hızı da gördük. Trenler yolcu potansiyelinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak teknik donanım ve fiziki kapasiteye sahipler. Trenler 4 vagondan oluşuyor. Trenlerimizin içerisinde sesli ve görsel yolcu bilgilendirme sistemlerimiz var. Sürücülerin yolcularla ve yolcuların kontrol merkeziyle acil bir durumda görüşebileceği acil interkom cihazlarımız mevcut. Bunun haricinde 1096 adet yolcu kapasitemiz var. Her trende 1096 adet yolcu kapasitesi var. Tüm trenler yolcuların güvenli ve rahat bir biçimde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla birçok teste tabi tutuldular. Trenlerimizi bu hatta statik ve dinamik testlerini tamamladık. Özellikle dinamik testlerimizde sanki trenlerimizde yolcu varmış gibi kum torbalarını yükleyerek bütün hız ve frenleme testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Ya, kum torbası fikri çok ilginç geldi. Yani buradaki her yolcunun kilogramlarını, ortalama kilogramlarını hesaplayarak her bir koltuğa kum torbası mı yerleştirdiniz? Doğrudur Tolga Bey. Standartlara göre bir yolcu 70 kilogram ağırlığındadır. Ve bu içinde bulunduğumuz treni belinize kadar olan seviyede kum torbasıyla doldurarak bütün hızlanma ve frenleme testlerini gerçekleştirdik. Bu dev projenin istasyon binalarının ve ray hattının ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamak için büyük bir altyapı çalışması gerekiyordu. Mühendisler hattın enerji ihtiyacını karşılamak için kilometrelerce uzunlukta kablo kullandılar. Enerji planlaması hattın tüm ihtiyacını karşılarken oluşabilecek herhangi bir sorun için de alternatif de olacak şekilde yapıldı. Peki bu kadar büyük enerji altyapısı nasıl tasarlandı ve kuruldu? Metro hattının enerji ihtiyacı 2 farklı indirici merkezden, 4 farklı enerji besleme noktasından ve 4 farklı güç trafosundan sağlanıyor. Enerji planlaması yapılırken tüm hesaplamalar en kötü duruma göre yapıldı. 4 besleme noktasının 3 tanesi kesilse dahi kalan tek besleme noktası ile metronun enerji ihtiyacı karşılanacak ve herhangi bir aksama oluşmayacak. Söz konusu 4 enerji besleme noktasının aynı anda enerjisinin kesilmesi çok küçük bir ihtimal olsa da projede ayrıca 10 megawatt gücünde acil durum jeneratör sistemi tesis edildi. Bu jeneratörler SCADA sistemi üzerinden hattın enerjisini sürekli takip edecek. Tüm enerjinin kesilmesi halinde hiçbir müdahaleye gerek olmaksızın 15 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde otomatik olarak devreye girecektir. Bu sayede olası acil durumlarda, istasyonlarda ve trenlerde bulunan yolcuların tahliyesi sağlanacak. Proje gerçekten çok büyük. Yani konu elektrik olunca on binlerce metre kablo kullanılmıştır. Evet ama on binlerce değil, milyonlarca metre kablo kullanıldı. Yaklaşık 7400 kilometre. Bahsettiğim 7400 kilometre kablo, projede kullanılan 2000'e aşkın pano ile bağlantılandırılmış ve sürekli izlenmektedir. İlave olarak işletmede kritik öneme sahip acil aydınlatma sistemi, hayati kontrol sistemlerinin enerjisi, yedekli enerji olmasına rağmen kesintisiz güç kaynaklarıyla desteklendi. Projede enerji kaynaklarının etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunması amacıyla enerji yönetim sistemi kuruldu. Hattın toplam kurulu gücü 155 megawattın, bağlantı gücü ise 235 megawattın üzerinde. Aslında bu güç ülkemizdeki 21 ilin her birinin enerji arz kapasitesinden daha yüksek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kamu binalarındaki tasarruf hedefleri kapsamında enerji performansının yükseltilmesi ve enerji verimliliği açısından projemiz kapsamındaki tüm aydınlatma elemanları LED teknolojisine sahip armatürlerden seçildi. Böylelikle işletme maliyetlerinde ciddi bir tasarruf sağlanarak ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlandı. Bu durumda oluşabilecek olası sorunlara karşı senaryolarınız hazırdı. Acil durum sistemlerinde kullanılan kontrol ekipmanları herhangi bir arıza sırasında hataya sebebiyet vermeyecek şekilde tasarlandı. Böylelikle acil durum elemanlarında oluşabilecek herhangi bir arıza veya hasar durumunda bile sistem görevini eksiksizce yerine getirebilecektir. Ayrıca acil durum senaryolarında kullanılan ekipmanların tümü yangın anında 3 saat kesintisiz çalışacak özelliğe sahip. Metro araçlarının enerjilendirilmesi hat boyunca tünellerde tesis edilmiş olan rigid katener sistemiyle sağlandı. Türkiye metrolarındaki en uzun katener sistemi bu projede tesis edildi. Katener sistemi proje kapsamında 19 farklı yeraltı noktasında kurduğumuz,
toplam 90 megawatt gücündeki trafo merkezlerinden enerjilenir. Kurulan cergücü sistemi herhangi bir arıza anında işletme sürekliliğini aksatmayacak şekilde tasarlandı. Bunca planlama, saha çalışması ve inşaat süreci, Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı arasındaki seyahatin hızlı ve konforlu bir şekilde sağlanması için. Bu yüzden projenin tüm aşamalarında çağımızın en ileri teknolojisi kullanıldı. Böylece Türkiye'nin en çok yolcu kapasitesine sahip metro hatlarından biri ortaya çıktı. Bu metro hattını günde yaklaşık 1 milyonun üzerinde yolcunun kullanması bekleniyor. Her şeyin kusursuz olarak işlemesi ülkemiz açısından da oldukça önemli. Bu anlamda metro işletmesinin ne gibi özellikleri bulunuyor? Bu dediğiniz çok doğru. Biz metro hattının yolcu potansiyeli nedeniyle işletmesine çok fazla özen gösteriyoruz. Örneğin 3 dakikalık sefer aralıklarıyla minimum çalışabiliyoruz. Bu da saatte 20 sefer anlamına geliyor. Gün boyunca sabah 6'dan gece 12'ye kadar işletme yapılacağı düşünüldüğünde günlük 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyabiliyoruz. Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli sinyalizasyon sistemi sayesinde seferlerin güvenli bir biçimde gerçekleşmesi için gerekli altyapı sağlandı. Bu sistem CBTC sistemi olup Türkiye'de bir ilktir ve yolcular bu sayede güvenli bir şekilde istediği noktadan istediği noktaya seyahat edebilecektir. Bu aslında sürücüsüz bir tren. Aslında başlangıçta sürücülü başlayacak fakat ikinci aşamada sürücüsüz hale dönüşecek. Bu dev metro projesi mevcut ulaşım ağına entegre olarak ulaşım kolaylığı ve süre tasarrufu sağlayacak şekilde planlandı. Gayrettepe istasyonunda yapımı planlanan Büyük İstanbul Tüneli projesiyle aynı zamanda metrobüs hattıyla ve yine aynı zamanda Yenikapı Taksim Hacı Osman metrosu ile bir entegrasyon var. Bunun dışında Kağıthane istasyonumuzda Kabataş Mahmut Bey hattıyla bir entegrasyonumuz var. Ve aynı zamanda bulunduğumuz bu istasyonda yani havalimanı istasyonunda yapımı planlanan yüksek hızlı tren hattı ile de bir entegrasyon söz konusu. 9 istasyonu bulunan bu metroda Gayrettepe'den havalimanına 27 dakika gibi kısa bir sürede yolculuk yapılmakta. Tüm metro projesi kapsamındaki 100 binin üzerinde ekipman merkezi olarak izlenebilmekte ve kontrol edilebilmekte. Bu ekipmanlara birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin 130 tane yürüyen merdiven, 51 tane asansör, 1000 civarında kamera, bütün istasyonlarda havalandırma sistemleri ki metronun tamamının yer altında olduğunu düşünürsek, bu metroda havalandırma sistemi gerçekten önemli bir, ayrı bir yere sahiptir. Bütün bu ekipmanların merkezi bir noktadan izlenmesi de yolculara verilen değeri göstermektedir. Yani bu otomasyon sayesinde siz bu istasyonları metre metre izleyebiliyorsunuz. Tabii bu otomasyon sayesinde gerek kameralarla bütün istasyonları ki kapsama alanı %100'dür. Kör nokta bırakılmayacak şekilde tasarlandı. Yani metroyu kullanan bir yolcu girdiği istasyondan çıktığı istasyona kadar metroyu hem tren içerisinde hem istasyon tarafında güvenli bir şekilde kullanacaktır. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı gibi birçok ilki barındıran dev metro projesi tüm bu zorlu aşamalardan geçerek başarıyla tamamlandı. Gayrettepe ve İstanbul Havaalanı metrosu dünyanın her yerinden gelen yolculara ve İstanbullulara konforlu ve güvenli bir ulaşım sunmak için tamamı Türk mimar, mühendis ve işçilerden oluşan devasa bir ekiple inşa edildi. Tüm teknik altyapı ve donanım dünya standartlarına uygun olarak tasarlandı. Bu dev yapı İstanbul'un ulaşımına yeni bir standart getirdi.